Kenan Bey, hoş geldiniz. Ah ah, gezilerimizi özledik. Koronada bizdeyse de hep beraber yine doğa yürüyüşlerimizi yapsak. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Evet. Orak uçlu dev kartalımızı yapıyoruz. Şöyle biraz geriye alırsam daha rahat göreceksiniz sanırım. Bu işte biraz kolaylık sanki. Orta alanı yapalım. Evet, orak uçta çalışırken yüksek ayarda çalışıyorum. Sahamız bitti sayılır. Burada az bir yer kaldı. Bir saatlik planlı işi kaldıralım. Dün gece sabırı beklerken gökyüzünü yaptım. Gökyüzü arkadaşlar çok böyle düşük ayarla 1,5-2 saatte falan yapılabilecek bir çalışma. Basit. Rapid çalışması ama sabır şart. Yoksa bir anda çok değişik şeyler çıkabiliyor. Ütüleme yöntemiyle. Teşekkür ederim Gülden canım. Şu an seyirde olan Kemal Bey bizim hep beraber bir grup arkadaş, kendisi gemicidir, emekli gemicidir, çok iyi bir grubumuz var. Hani doğa yürüyüşlerimizi falan yaparız. Kemal Bey çok profesyonelce turlar hazırlar. Takip etmenizi tavsiye ederim. Hello. Nasıl görünüyor oradan? Efendim, hoş geldin. Teşekkür ederim. Büyük teşekkürler. Büyük bir emoji gelince orada yazan kişileri kaçırmışım. Evet, orta sağ. Bugün biraz kartalımızın tüylerini artıracağım. Bir de arkadaşın dün akşam sizden uzak çalıştığım şey, büyük kartalla birleştiren küçük kartal, tam stadyuma bağlayan enteresan bir tasarısı vardı. Onu da işledim oraya. Fena durmadı. Koyu renk olan kısmı şöyle bakayım, hangi tasarıdan almıştım, tasarlar birbirine karıştı. Bugünkü işleyişimiz. Burada normalde başka bir tasarıdan almıştım. Şu kartalla stadyumu birleştirdim.
Şu kısmı koyu tutunca büyük kartalın siyah, kuyruğunu siyah girişini yapmış oldum. Şimdi size geçen de paylaştığım orakuç videosundaki devamı getiriyorum. Bir tık daha yükselteceğim, işimi hızlandırmak için. Hatice'cim hoş geldin, sağ ol canım. Şimdi bunu çalışırken benim Fenerbahçeli olduğum o bilen arkadaşların dün bayağı bir yazdılar, çizdiler. O Fenerbahçe'yi ne zaman yapıyorsun falan diye. Demek ki bir de Fenerbahçe çalışmak lazım. Ya canlı yayını gidip gelmek şeyi var yazısının üzerinde. Görüntü nasıl? Bu arada yani donmalar falan var mı? Biliyorsunuz internet bu ara çok kötü. Sık ayarda tabii ki çok sık. Uç temizliği yapmak gerekiyor. Vefa benim hani Gökçeada'ya gittiğim grubun şeyi, Kemal Bey yöneticisi. Şu an çok güzel sayfasında etkinlikler yapıyor. Ben katılamıyorum çünkü yani bir program hazırlamıştım. O programda gidiyorum. Evde kalanlar için ev jimnastikleri falan güzel paylaşımlar var. Ben apartman deyip atlayamayacağım Kemal abi. O yüzden katılamadım. Donma yok. Süper. O zaman yazı flaş yapıyor. Şimdi ben bu kartalı iş derken bizim bir zamanlar kel aynaklarımız vardı ya. Hala varlar mı? 7-8 tane kalmıştı en son takip ettiğimde. Şimdi hiç göremiyorum. Koruma altına alınmıştı. Bileniniz var mı? Teşekkürler Yufan Bey. Çok mersi. Şimdi bu işlemi yüksek ayarda tekrar tekrar yaparak, çoğaltarak uygulamak zorundayım. Ve haliyle posteki saymak gibi diye düşünün. Tüy yerleştiriyoruz arkadaşlar.
şeyler durmuyor, WhatsApp'lar durmuyor. Allah'tan çok işleri olan WhatsApp'larımı sessize aldım diyelimiz. İnşallah bölünmez. Ne sormak istedikleriniz var mı? Veya önerileriniz var mı? Yapma işiyle ilgilenen, uğraşan katılımcılarımız varsa eğer. Gerçekten enteresan bir tasarı oldu. Şu kısımlara albümü koymayı düşünüyordum ama bir şeyler bulmam lazım. Sanki ablam ne kanat mı? Ben de yarım tasarlamışım. Bir şey başlarken tasarı olarak başlıyorum. Kafamda oluyor ama sonra işleyiş esnasında eğer böyle bir kendimizi özlerse tasarı çalışırken enerjisi değişebiliyor. Başta tasarladığımı değiştirebiliyorum, yani eklemeler yapabiliyorum. Tekrar diyorum, yani bu işi iyi ki yapıyorum. Şu evde kal günlerinde bana çok güzel can kurtaran oldu bu iş. Bu arada benim öğrenciler de durmuyorlar, sağ olsunlar. Şımaylılar da baya bir şeyler yapıyorlar. Hoş. C'den sonra koronalı günlerimiz hep beraber eksiksiz tamamladıktan sonra bir koronalı günleri sergisi düzenleyebilirim. Dediğim gibi ekibimde de çok güzel bu çalışmalar var şu ara. Hepsini birleştirip ya iki tane arma koymayı düşünüyorum. Ne dersin? Ama armalarımız nerede? Şimdi armadaki tuşlarla şu tek ortadakini düşünüyorum. Mal sahibi. Proje sahibi. Yani üçü bir arada değil de tek olarak ikisinin yanı diye düşündüm. Ama yani şu olan iki tane. Ne dersin? Yer olacak mı derken yer var zaten. Şuradaki boş alan. Şimdi hiç armasız mı yapayım acaba? Bence de çok şık olacak.
Şimdi tüyleri yaparken boyut vererek arkadaşlar, hani tek yönlü değil, boyut vererek. Muazzez'im hoş geldin canımın içi, şımaylım. Sen de istersin. Olur hayatım. Ben isterseniz bütün bu demoları şeyde paylaşayım. Şımayl'da paylaşayım. Adım zaten büyük videolar olarak alıyorum canımın içi. YouTube'a da yüklüyorum. Hani oradan takıldığınız yerde. Azizim şöyle. Makineler falan üstünde. Zaten dün bir tane tarafı paylaşmıştım. Şöyle hafif gezdireyim. Bak şu kısım. Ortada stadyum. Ve stadyumun üstünde büyük kartal, bağlayan küçük kartal. Bu da tablonun sahibinin figürü. Gölgesini de kartal yapacağım. Şuradaki kartalı zarif bir şekilde yerleştireceğim. Burada da buradaki işlemin aynısı olacak. Bir iki günde şurası ilaç olacak. Ya toplamda 10 günde falan bitiyor. Armasız olmaz. Tamam ya, şaka yaptım. Herhalde armasız olmaz. Mağazacığım. Yani kartal kartal kartal. Dağlar, denizler, kartallar, doğa. Hepsi. Dediğim gibi çok keyif alarak çalıştım. Yani bir de şu, uzun zamandır kartal çalışmıyordum ben. Şimdi bu kısımda tüy olduğunu belli etmek için uzun başak olarak atıyorum. İyi ki şu ucu yapmışım. Yoksa ya ipsumarla şu işlemi yapmak arkadaşlar hem uzun sürer hem de gereksiz noktalar oluşmasına sebep olur. Tabii tablo büyük olunca. Yalnız boyutu çok güzel. Ben televizyonun üzerine şöyle bir yerleştirdim bunu. Harika. Yani televizyonun üzerinde de çok rahat göz hizası, göz çemberinde çok güzel olacak. Bittikten sonra arkasına geçici olarak İp takabilir miyim? Onu da taktım bile biraz. Teslim edene kadar. Buna bence kanvas çerçeve çok yakışacak. Normal şey çerçeveler, geniş çerçeveleri falan ben çalışmalarıma yakıştıramıyorum zaten. Ya hatta Özlem'in Kartal kızı da yaptığımız gibi de yapabiliriz. Bak o da güzel durur. Evet evet. Alta 7 santimlik boyut verip o boyutu da ay stencil özlemdeydi. Kartal tüyleri noktalama olarak evet.
Çerçevesi de kafamızda oluştu. Güzel. Ha, bu arada İSMİK eğitimlerimiz Mayıs'ın hazır ilk haftası başlayacakmış. Mayıs sonuna kadar evde devamız. Yani hakkımız daha iyisi neyse sonra yaşayacağız yani değil. Evet biraz kalmak gerekiyor. Pazartesi günü çarşıya inip armaları çıkartayım. Yüzeyi önden yakınca ikinci işlemi yapmak biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Çünkü yüzeyde yıkılması gereken noktaları yapmış ve zımparalamış oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Bu da haliyle şu anki çekişlerimizi biraz zorlaştırıyor. Ama önemli değil. Öyle de böyle de yıkayabiliyoruz. Sadece yapış süresi için işte yarı yarıya artmış oluyor. Bir zamanlar şey var değil mi? Bir dizi vardı, Kartallar Yüksek Uçar diye. Selda Akalın oynadığı diziydi diye. Bir o kadını hatırlıyorum. Dizinin içeriğini hatırlamıyorum. Şimdi tekrar çalışması yaptığım için yayını durdurayım ben. Biraz ilerledikten sonra ilerleyen saatlerde tekrardan açarım. Aynı işlemi görmüş oluyorsunuz çünkü. Ben çalışmaya devam edeyim. Siz de dinlenin. Akşamüstü görüşürüz. Hoşçakalın.